Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Türkiye'nin yüreği yanmış, 7 eve ateş düşmüştü. Şemdinli şehitlerinin 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Kahramanlar geride gözü yaşlı aileler bıraktı. Dört ay önce nişanlanmıştı. Önümüzdeki yaza düğünü vardı. Olmadı. Topçu uzman çavuş Halil Daş geride gözü yaşlı nişanlısını bıraktı. Canı yerinde olaydı da kol olmayaydı, ona da razıydım. Ona da razıydım be. Süngütepe'de şehit düşen 3 Mehmetçik son yolculuğa yürek yakan vedalarla uğurlandı. Şehitler Van'da düzenlenen ilk törenin ardından memleketlerine gönderildi. Şehit uzman çavuş Halil Daş Konya'da. Şehit topçu er Memduh Çelik Şanlıurfa'da. Annesinin yaktığı Kürt yağıtlarla son yolculuklarına böyle gönderildi. Şehit er Memduh Çelik'in en küçük kardeşi ağabeyinin naaşı başında asker selamı durdu. Şehit topçu er İbrahim Özkur henüz 21'inde düştü vatan toprağına. Bir çocuk babasıydı, eşi ikinciye hamileydi, olmadı. Çocuğunun doğduğunu göremedi. Memleketi Varto'da son yolculuğuna gözyaşlarıyla ağıtlarla çıktı. Şehidin cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Şehit ateşi İstanbul'a da düştü. 7 aylık askerdi. Şehit er Melih Sancar, şehit topçu er Yusuf Önder, şehit er Samet Kaymakçı, şehit topçu çavuş Mehmet Kaşıksa son yolculuklarına yarın düzenlenecek törenle uğurlanacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren anlaşmanın 100. yıl dönümü törenleri için Paris'i ziyaret etti. Dünya liderleriyle bir araya gelen Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la Cemal Kaşıkçı cinayetini konuştu. Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran anlaşmanın 100. yıl dönümü törenleri için Fransa'ya gitti. Dünya liderleriyle bir araya geldi. Dün Paris'e ayak basar basmaz Avrupa'da yaşayan Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı Erdoğan. Cumhurbaşkanına olan sevgilerini taşıdıkları pankartlarla ve farklı hitaplarıyla gösterdiler. Paris'te yoğun diplomasi trafiği onu bekliyordu. Elize Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından karşılandı. İlk olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le ikili görüşme gerçekleştirdi. Liderler onuruna Orsay Müzesi'nde verilen akşam yemeğinde Trump'la yan yana oturdu Erdoğan. İki lider önce sohbet etti, ardından söz politik meselelere ve Cemal Kaşıkçı cinayetine geldi. Biz tapeleri verdik. Suudi Arabistan'a da verdik. Amerika'ya da verdik. Almanlara, Fransızlara, İngilizlere hepsine verdik. İki liderin Kaşıkçı cinayeti karşısında ortak tavır sergilemeyi görüştüğünü açıkladı Beyaz Saray. Ama ipe un sermeye gerek yok. Bu işin katilleri kesinlikle bu 15'in veya 18'in içindedir. Bunu hiç başka yerde aramaya gerek yok. Bu şaibeden kurtulmaları lazım. Bu sabah De Gaulle Meydanı'nda düzenlenen anma törenine yağmur altında birlikte yürüyerek gitti dünya liderleri. Heyet Zafer Takı'ndaki başkanlar tribününe doğru ilerlerken Emine Erdoğan da ön sıradaydı. Tören sonrasında ünlü Şanzelize'de Rusya lideri Putin'le de sıcak bir sohbet gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı. Fransız gazetesi Le Figaro için de bir makale kaleme aldı. DH, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele etmek, komşularımıza gösterdiğimiz saygının ve aralarında bulunduğumuz Avrupa milletlerinin güvenliğinin gereğidir dedi. MHP cephesine bakalım. Af beklentisi içinde olanlar bugün yine MHP Genel Merkezi önündeydi. Devlet Bahçeli yanlarına indi, taleplerini dinledi, süreci anlattı. Size oy verdik diyen bir mahkum yakınına ise sert çıktı. Milliyetçi Hareket Parti'ye oyumuzu verdik. Gene verdim. Oyla alakası istersen verme. Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı çekerim. Bu sözlerle uyardı. Oy hesabı yapmıyoruz dedi. Sabredin mesajı verdi. Bir telaşa kapılır. Kendi kendinizi incitmeyin. Sırası gelince gereği yapılır. MHP'nin seçim vaadiydi af. Şartlı ceza indirimi konusunda teklifini hazırlayıp meclise sundu Üç İlal.
Teklif hala komisyonda görüşülmeyi bekliyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yasamızı hazırlayıp meclise verdik. Af teklifinin yasalaşmasını en çok bekleyenler de mahkum yakınları. Bugün yine MHP Genel Merkezi önüne gittiler. Devlet Bahçeli o kalabalığa kayıtsız kalmadı. Genel merkezden çıktı, onların yanına gitti. Taleplerini dinledi. Süreci anlattı Bahçeli. Bir mahkum yakınının size oy verdik sözüne ise bir hayli sinirlendi. İstersen verme. Bunun oyla alakası yok. Bu memleket meselesi. Oy için yapmıyoruz. Bunu. Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı çekerim. Dün atamızın aramızdan ayrılışının 80. yılıydı. Evlatları geride bıraktığı nesil saygı duruşundayken bir genç kız anma töreninde ona hakaret etti. Gözaltına alınan o genç kız bugün tutuklandı. Utanmadı, sıkılmadı. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ölümünün 80. yılında hakaret etti. O saygısız tutuklanıp cezaevine yerleştirildi. 21 yaşındaki Emine isimli üniversite öğrencisi dün Edirne'de düzenlenen anma töreninde Atatürk'e hakaret içeren sözler sarf etti. Çok geçmeden gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etmek suçundan tutuklandı. İddialar korkunç. İstanbul Fatih'te bir caminin tuvalet görevlisinin o tuvalette çocukları ve engelli bir kadını taciz ettiği öne sürüldü. O görevli tutuklandı. Cami tuvaletinde çocukları taciz ve istismar ettiği iddia edildi. Mide bulandıran o şüphe yargıya taşındı. Kaçmış gitmiş yok burada. Burada olsun zaten kesecekler de yok kendisi burada. Bu adam uzun yıllar Fatih'teki Dibek Camii'nde tuvalet görevlisi olarak çalıştı. İddia gerçekten kan dondurucu. Caminin tuvalet görevlisinin yıllar içinde birçok çocuğa taciz ve istismarda bulunduğu söyleniyor. O çocuklardan birinin annesi savcılığa gidip şikayetçi oldu. Ama soruşturma bir türlü tamamlanmadı. Taciz ve istismarla suçlanan tuvalet görevlisi de bu süre içinde işine devam etti. İddiaya göre tacizlere de sokak ortasında engelli bir kadını taciz etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Engelli kadının beni de taciz etti suçlamasından sonra caminin tuvalet görevlisi buradan ayrıldı ve kayıplara karıştı. Çocuğa öyle bir şey yaptığını ben tahmin etmiyorum. Çocukla hiçbir alakası olmaz. Ben engelli kadına? Vallahi öyle bir şey de duydum. Burada sordum, komşu görmüş o olayı. Öyle bir şey olduğunu biliyorum. Polis kayıplara karışan tuvalet görevlisini yakaladı. Tutuklandı, yargılanmaya başlandı. Mahkeme cami imamının ifadesine de başvurdu. Şüphelendiğini ama tehditkar tavırları nedeniyle o kişiden korktuğunu, görevden alamadığını söyledi. Mahalle sakinlerinin çoğu da sanki sessizlik yemini etmiş gibi. Ben buraya yeni geçtim. Tamam mı? Hiç görmediniz yani o kişiyi. Yani görsem bile öyle bir olayı ben bilmiyorum. Ben tanımıyorum hiç kimseyi. Tanısam da tanımıyorum. Çocukları istismar ettiği söyleniyor. Öyle bir şey yok, öyle bir şey duymadık. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Cami tuvaletinde çocuklara taciz ve istismarda bulundu mu kararı yargı verecek. Sıradaki haberimizi izlemeden önce ısrarla altını çizelim. Elbette beş parmağın beşi bir değil ama sorumsuz ve ahlaksız taksiciler mesleğe gölge düşürmeye devam ediyor. Turist müşterisini taciz edip dolandırmaya kalkan taksicinin görüntüleri geliyor şimdi ekrana. Sorry. Don't touch me. Sorry. The clock, 7 o'clock finish. Okay. I mean really go poly, you know? Bir değil, iki değil, üç değil. Önce elle taciz etti, sonra dolandırmaya çalıştı. Tortuyla, tortuyla, not original. What is not original? This photocopy. You know photocopy? Bu görüntüler Tayland asıllı bir turist kadın tarafından kaydedildi. Rezillikler üst üste gelince turist kadın başıma bir şey gelirse endişesiyle kayda girdi. Sonrası bu. Your Instagram? Yes, I have. Türkiye'nin mamacısı. Sorry, I don't keep. Excuse me, give me number. No, how I give you number, you know? Taylandlı Neon isimli turist İstanbul'da tatildeydi. Mecidiyeköy'den taksiye bindi, Beşiktaş'a gidecekti ancak taksi şoförü o kısacık yolu turist kadına zehir etti. Bakışlarıyla,
sözleriyle. A house close to airport. No traffic, relax. Sonra da elle taciz etti. Finish. Job 6 o'clock, 7 o'clock finish. Okay, normal. Sorry. Don't touch me. Sorry. I mean really go police, you know? Okay, you can stop there. No. Okay. I know here. No. Şaka yaptım. Turist kadın arabadan inmek istedi. Bu kez de utanmaz taksici kadını dolandırmaya çalıştı. How much? 40. Why 40? I say you just 30 maximum. Kadının verdiği 100 lirayı sol eliyle cebine attı. Sağ elinden 20 lira çıkardı. Kadından 10 lira daha istedi. Turist kadın 10 lira daha uzattı. Sağ salim o taksiden inmeyi başardı. Sonrası kayıtlarda yok ama o ahlaksız taksici hala aramızda. What is not original? Excuse me, give me number. No, how I give you number, you know? O taksiciyle ilgili az önce bir son dakika gelişmesi yaşandı. Taylandlı turisti hem taciz edip hem dolandıran taksici sivil ekipler tarafından yakalandı. Dahası ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Araç trafikten süresiz men edilirken 3508 lira para cezası uygulandı. Adının Birol olduğu öğrenilen taksici ise kendini savundu efendim. Pişman mısınız sorusuna taciz etmedim, sıkıntı yok dedi ve bir kez daha pes dedirtti. Diyelim ve devam edelim. Bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu. Boşanmam diyen cani koca hem karısını hem de onu korumaya çalışan kayınbiraderini öldürdü. Boşanmak istemiyor kendisi ama sonuçta da kadın boşanmak istediğinden dolayı bu şekilde bir tehdit alıyor. O tehdidin sonu cinayetle bitti. Yine bir kadın uzaklaştırma kararına rağmen eşi tarafından öldürüldü. Cani koca araya girmek isteyen kayınbiraderine de acımadı. Neden öldürdünüz? Pişman mısınız? Baba pişmanım, çok pişmanım. Garip ve Zahide Oğuz çifti 3 yıl önce 25 yaşındaki moda tasarımcısı oğulları Orhan Oğuz'u trafik kazası sonucu kaybetti. Hep gözüm onu arıyor. Acaba oğlum bir yerden mi kaza, bir yerden gelecek mi, bana anne diyecek mi? Dünyamızı yıktı, geleceğimizi, her şeyimizi çaldılar yani. Elimizden aldılar. Psikolojimiz bozuk zaten. Oğullarının ölümü iki tarafta da psikolojik yaralar açtı. Zahide Oğuz boşanmak istedi. Boşanmam diyen koca tehditler savurmaya başladı. Devreye Zahide Oğuz'un erkek kardeşi girdi. Kutlay Oğuz da ablasını korumak için onun yanında kalmaya başladı. Bu arada mahkemeden de uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Garip Oğuz uzaklaştırma kararına rağmen Küçükçekmece'de oturan eşi Zahide Oğuz'un evine geldi ve boşanma davasını geri çekmesini istedi. Ancak eşi ona karşı çıktı. Boşanacağım dedi. İşte bunu hazmedemedi koca. Silahını çıkardı ve eşine kurşun yağdırdı. Araya girmek isteyen kayınbiraderini de öldürdükten sonra 155'i aradı. Polise evin adresini verdi. Telefonunu kapattı. Karakola gidip teslim oldu. Adliyeye sevk edilirken eşinin kardeşleri tarafından tehdit edildiğini söyledi. Eşini ve kayınbiraderini gözünü kırpmadan öldüren Garip Oğuz Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'nden şu anda çıkıyor. Adliyeye sevk ediliyor. Neden öldürdünüz? Pişman mısınız? Baba pişmanım. Çok pişmanım. Psikoloji baskılar yüzünden kayınçolarım zaten 2 tane savcılıkta suç duyurumu var. Beni uzaklaştırma kararınız vardı. Vardı, ölümle tehdit ediyordular zaten. Siz de ölümle tehdit ettiniz mi eşinizi? Hayır. Boşanmak mı istemiyordunuz siz? Bu yılın en çok konuşulan sebzelerinden biriydi kuru soğan. Tam da ateşe düştü, artık cep yakmıyor derken fiyatını 2'ye katladı. Kuru soğan %100 zamlandı. Belli ki artık keserken değil alırken de gözümüzden yaş akacak. Zam şampiyonu düştü. Hem de 2,5 liraya kadar düşmüştü. Ancak kuru soğan bir haftada 2 kat zamlandı. Kendisi gibi fiyatı da göz yaşarttı. Almadan döndüm gidiyorum. Soğan kullanmayacağız artık yemeklere. Hadi ben patates soğan bu sene şampiyon. Bu yıl pazarda en çok patates ve soğanın etiketleri konuşuldu. Tam da fiyatlar normale döndü derken bu hafta soğana %100 zam geldi. Yemek soğansız olmaz ki. Eskide 5-6 kilo alan var, şimdi yarım kilo bile alan var ya. Pazarcılara göre fiyat artışının nedeni çiftçinin bu yıl az soğan ekmesi. Bu kış tezgahtaki fiyatlar nasıl olacak? Soğan tekrar ucuzlayacak mı? Merak konusu.
Belediye günlerdir çöpümüzü toplamıyor diyen kadınlar ilginç bir eylem yaptı. Çöpleri otomobillerine doldurup belediyenin önüne attı. O mu gelip size çöpünüzü attı? Bağırma, bağırma. Ha? Çocuk yok karşısında. Çöpler sokağa yığılınca deliye döndüler. Sen misin bunları toplamayan deyip o çöpleri belediyenin önüne attılar. Ama bak şimdi sen bağırma diyorum. Her seferinde 5 ton çöpünüzü ben atıyorum. Burası Türkiye turizminin en önemli merkezlerinden Kuşadası. Kadınlar Denizi'ndeki bir sitenin sakinleri belediyenin günlerdir çöp toplamadığını iddia edip ilginç bir eylem yaptı. Kadınlar otomobillere koyup getirdikleri çöpleri belediyenin önüne boşalttı. Beni bu hale getirmeden önce yapacaktınız bunu. Zabıtayla vatandaşlar arasında yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından temizlik işçileri belediyenin önünü süpürdü, temizledi. Site sakinleri ise artık çöp kokusundan evden bile çıkamadıklarını anlattı. Çözüm beklediklerini söyleyip belediyenin önünden ayrıldı. İstanbul Beyoğlu'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Taksici aracını bir başkasına emanet etti. O yedek şoför kalp krizi geçirip takside öldü. İşler karıştı. Sen bana sordun mu kardeşim, bu arabayı sen nasıl verirsin başkasına? Şoför benim yerime sen idare et deyip taksiyi başkasına verdi. Ama o yedek şoför direksiyon başında kalp krizi geçirince ortalık karıştı. Plaka sahibi biz şimdi kime hesap vereceğiz diye şoföre isyan etti. Taksiye gel, çabuk buraya gel. Kime nasıl hesap vereceğiz? Taksi şoförü Alaaddin Öztürk aracını Şeref Hamamcı'ya vermişti. 66 yaşındaki adam seyir halindeyken rahatsızlandı ve aracını yol kenarına çekerek arka koltuğa uzandı. Pazar şoförüymüş, yeni başkan. Kalp krizi diyorlar yani. Olay yerine plaka sahibi çağrıldı. Aracında tanımadığı birinin öldüğünü görünce büyük bir şok yaşadı. Hemen şoförü aradı. Sen bana sordun mu kardeşim, bu arabayı sen nasıl verirsin başkasına? Kalp hastası olduğu öğrenilen Şeref Hamamcı'nın cenazesi adli tıp morguna götürüldü. Onu kendi oğlu kadar seviyor, derdini, tasasını paylaşıyordu ama hayatını ikinci evladım dediği o adam kararttı. Biricik oğlu Mehmet'i öldürüp kaçtı. Şimdi o annenin yüreğinde hem evlat hem de ihanet acısı var. Olamam seni kör etsin. Allah'ım seni paramparça etsin. Ne anneler günü iki tane yazma almış, bir tane bana bir tane annesine yazma almış. Beni çok severdi ama ben böyle kalaş olduğunu bilmiydim. En yakın arkadaşını bıçakladı. Mehmet'i hayattan koparıp kaçtı. Sen benim ikinci annemsin dediği kadına evlat acısı yaşattı. Sen onu bunu aklına uydun, sen gittin bu hale soktun oğlunu. Emem seni kör etsin. Mehmet Kara ve Hüseyin 9 yıldır aynı mahallede yaşıyordu. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu. Ama bir gün pastanede kavgaya tutuştular. 9 senedir benim sıframdan geçmiyor. Yolda kavga yapar, benim çocuklarım kavuşur. Kapında dövüş çıkar, ben gider arka çıkarım. Hüseyin cebinden çıkardığı bıçakla en yakın arkadaşını öldürdü, kayıplara karıştı. Saklasınlar. Dünya çok küçük, saklasınlar. Gencecik oğlunu toprağa koyan annenin tek isteği, firari katilin yakalanması. İddialar vahim ancak maalesef inanması zor değil. Bunu yapan insan olamaz diyebiliyoruz sadece. Kırklareli'nde çok sayıda köpek bir çuvala dolduruldu, ıssız bir yerde açlığa ölüme terk edildi. Yazık, günah değil mi bu köpekleri atıyorsunuz? Bir de yola atıyorsun. Bu ne? Nasıl insanlarsınız siz ya? Bana hiçbir şey söyleme. İddiaya göre köpekleri arabaya doldurdular. Issız bir yere bırakıp ölüme terk ettiler. Bir damlacık hayvan bunun yiyeceğinden ne olacak? Bir hayvansever o anlara tanık olunca kaydı alıp sosyal medyada paylaştı. Bu köpek yavrularını buraya attınız. Ben de şimdi çekiyorum, ifşaatı edeceğim. Büyük tepki alan olayın adresi Kırklareli'ydi. İddiaya göre beyaz aracın sahipleri çoğu yavru olan köpekleri çuvala doldurdu. Vicdansızca ıssız bir yere bıraktı. Bu araba bu hayvanları attı. Hayvansever kadının çektiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Bak şimdi araba ezecek. Yavaş 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 yavaş.
Konu temizliğe gelince herkes kendi kapısının önünü süpürse deriz ya. Ankara'da bir market sahibi bunu yaptı ve izleyin bakın başına neler geldi. Kendini temizliğe öyle kaptırdı ki gözü ne hırsızı gördü ne de müşteriyi. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler Ankara'dan. Sabit Akay sabah dükkanı açtı, kapısının önünü süpürmeye başladı. Öyle aşkla temizlik yapıyordu ki bu adam onun dalgınlığından yararlanıp çaktırmadan dükkana daldı. Temizlik yaparken sabah temizliğini o durumdan faydalanıp hızlıca buradan koşarak dükkanın içerisine giriyor. 5000 lira nakit parayı çekmeceden alıp kayıplara karışıyor. Hırsız saniyeler içinde kasadaki 5000 lirayı cebe indirirken market çalışanı hala süpürgesinden ayrılamamıştı. Amacına ulaşan pişkin hırsız, talihsiz adamın gözlerinin içine baka baka cebinde 5000 lirayla çıkıp gitti. Genç bir kız güzelleşmek için estetik merkezinin yolunu tuttu. Daha iyi görünmek bir yana sağlığından oldu. Şu an çok yanıyor. Kollarımda, bel bölgemde, bacağımda, göbek bölgemde komple yanıyor. Lazer epilasyonu yaptırmak istedi. Vücudunda yanmayan yer kalmadı. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Doğru, Adana'da bir güzellik merkezine geldi. Lazerin dokunduğu her yer yandı. Genç kız güzelleşmek isterken hayatı kabusa döndü. Uygulamayı yaptırdığım esnada vücudumda yanmalar hissediyordum ben. Söyledi ama görevli durmadı. Hayır, bu saatten sonra vazgeçemezsiniz, artık çok geç diye bir cevap verdi. Günler sonra vücudundaki acılar dayanılmaz hale gelince tekrar güzellik merkezinin yolunu tuttu. Yanıklar olduğunu söyledi. Ben de alay geçercesine daha iyi işlem işte oldu, daha iyi sonuç alırsınız gibi böyle. Dalga geçirdi bende. Mağdur oldum. Talihsiz genç kız o güzellik merkezinden şikayetçi oldu. Şimdi iyileşeceği günü bekliyor. İstanbullular için bugün koşu bahane köprü şahaneydi. Bu yıl 40.sı koşulan büyük maraton kapsamında 100.000'den fazla katılımcı köprüde bir araya geldi. Startın verilmesiyle nefes kesen koşu başladı. Ne güzel bir grupsunuz. Harika, harika, harika. Spor, yaşam, hayat. Manzaranız nasıl? 10 numara. Para versen bulamazsın. Sadece manzara değil, Kasım ayında olmamıza rağmen içleri ısıtan hava da 10 numaraydı. Büyük maraton İstanbulluları yine yollara döktü. Dünyanın iki kıta arasında koşulan tek maratonu, Büyük İstanbul Maratonu'nun 40.sı sabah çok erken saatlerde başladı. Şu anda da ilk kategori koşuluyor. Tam 42 kilometrenin üzerinde bir mesafe kat edecek atletler ve şu anda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeler. Kayıtlı yarışçılar dev parkurda zorlu bir performans sergilerken dakikalar sonra halk koşusu için start verildi. En renkli anların yaşandığı bölüm bu yıl da halk koşusu oldu. Köprüdeki koşu pazar eğlencesine dönüştü. Kaç tulum geldiniz? Şu anda 20 tulumla buradayız. Tabii maraton bir noktadan sonra eğlenceye dönüşüyor. Bu da köprü üzerinde kurulan maraton horonu. Tulumların sesi Ganalı yarışmacıları bile coşturdu. Onlar da kendilerini bir anda Rize horonu oynarken buldu. Kimileri de köprüde kahvaltı keyfine geçti. Tabii böyle bir manzara bulmuşken piknik yapmadan da olmaz. Bazı katılımcılar koşuyu bıraktı, yolun kenarına oturdu, çaylarını demlediler. Bayağı pikniğe gelmişsiniz. Evet. Manzaranız nasıl? 10 numara. Koşu nasıl gidiyor diyeceğim de koşu gitmiyor herhalde. Biz bu maratonu çok seviyoruz. Bazıları da yönü şaşırmış olacak ki ters yöne doğru koşuyor. Hemen bir soralım, neden o tarafa doğru koşuyor? Ters koşuyorsunuz. Ben iki kere geçmek istedim köprüyü. Benim yaşım 71. 7'den 70'e diyorlardı. Ben 71. Köprü sallanıyor köprü. Ben kapatıyorum. Çok güzel. Çok güzeldi. Evet, çok harika. Siz de kendinizi kaptırdınız için. Evet. İstanbullular bugün köprünün tadını tam anlamıyla çıkardı desek yeridir. Çünkü burada baktığımız zaman iki beyefendi yarışı bırakmış ve tavlayı kurulmuşlar. Ya şurayı çek ya, şu güzelliğe bak ya. Çok şanslıyım. Hadi bir çift atın. Ben çok çift atarım, bu yüzden zaten lakabım Çift Maksut. Yani var mı, bu anlatmaya gerek var mı?
2 saatten fazla süren koşuya katılım 150 binden fazla oldu. Dereceye girenler ödüllerini aldı, giremeyenler günü mis gibi boğaz havasıyla kapattı. Şiddet artık her yerde, üstelik giderek de olağanlaşıyor. Son örnek İzmir'den. Kız öğrenciler kavga etti. Arkadaşları onları ayırmak bir yana kavgaya tezahürat yaptılar. Kız öğrenciler kavga etti. Arkadaşları onlara engel olup bu çirkin görüntüye son vereceğine ateşe körükle gitti. Vur, 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 vur. Görüntü Show Haber WhatsApp ihbar hattına İzmir'den gönderildi. 6. sınıf öğrencileri bilinmeyen bir nedenle bir anda birbirlerine girdi. Vur, vur. Neyse ki diğerleri devreye girdi, kavgayı ayırdı. Hayır, hayır, ayrılın, bırak, bırak. Burası da Van. İki öğrenci grubu bir konuda anlaşmazlığa düştü. Kızlardan bazıları diğerlerinin üzerine yürüdü. Kavga başladı. Kavga tam bitti derken yeniden alevlendi. Araya çevredekiler girdi. Güç de olsa kavgalı grubu ayırdılar. Türkiye'nin kanayan yarası, kadına şiddet vakalarının ortak bir noktası var. Kadınlarımızı hayattan koparan hep en yakınındaki erkekler oluyor. 35 yaşındaki Rahime de onlardan biri. 18 yaşındaki evladı genç kadını pompalı tüfekle vurup öldürdü. Gözyaşları, ağıtlar henüz 35'inde 3 çocuk annesi Rahime Gencer içindi. Doğurup büyüttü. 18'ine getirdiği evladı. Onu pompalı tüfekle vurup öldürdü. Korkunç cinayet Denizli Saray köyde yaşandı. 3 çocuk annesi genç kadının bir süre önce 20 bin lira değerinde ziynet eşyaları çalındı. Daha vahimi o hırsızın 18 yaşındaki özoğlu Osman Gencer olduğu ortaya çıktı. Oğlunun parayı kumar ve eğlencede harcadığını duyan kadın deliye döndü. O anın öfkesiyle oğluna bağırıp çağırdı. Annesinin bu tavrına sinirlenen Osman Gencer babasına ait av tüfeğini buldu. Annesini 2 yaşındaki kardeşinin gözleri önünde yüzünden vurarak öldürdü. Anne katili genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı cezaevine gönderildi. Geriye ise annesiz kalan iki kardeş bıraktı. Belki de hiç duymadığınız bir hastalığın pençesindeki iki çocuğun çaresizliği var sırada. 11 aylıkken gözleri kapanan iki kardeşin hastalığına doktorlar tanı bile koyamıyor. Aile hastane hastane dolaşıp derman arıyor. Bak baba, babaya bak, babaya bak. Bak. Baba. 11 aya kadar Fadimana'da her şey gayet normaldi. 11 aydan sonra çocuk gözlerini kısmaya başladı. Abimle ablam görmediği için onlara çok üzülürken kendi çocuklarım da olduğu için çok üzgünüm. Bak Rümeysa. Beyin büyüyor, göz güçlüyor bu çocuklarda. Böyle bir hastalık dedi. 11 aydan sonra iki çocuğunun da gözleri kapanmaya başladı. Doktorlar hiçbir çare bulamadı. Bir çocukları daha dünyaya gelen çift şimdi ya aynı hastalık onda da çıkarsa endişesinde. Kesinleşmiş hiçbir tanısı yok. Yani bir tanı koyamadığı için de ne yapacağımızı bilmiyor. Dobiye çarpıyorlar, duvara çarpıyorlar, kapıya çarpıyorlar. Ve ben bunu gördükçe daha çok üzülüyorum. Baba. Baba. Ben sadece çöpten kağıt topluyorum. O şekilde evimi geçindiriyorum. Fadimana 3 yaşında, Rümeysa ise 2 yaşında. Dünyalar güzeli iki çocuk da 11 aylık olduklarında göz kapakları düşmeye başladı ve yavaş yavaş görme kaybı yaşandı. Doktorlar bu hastalığa bir tanı koyamadı. 11 aydan sonra olduğu için diyor çocuklarda anneden doğum olmadığı için büyük bir ihtimal tedavisi olabilir. Ama her şey paraya bakıyor dedi. Çocuklar güneş ışığında iyice zorlanıyor ama geceleri daha net görüyorlar. Çocuklar gece yatmak da istemiyor zaten. Dışarı çıkarttığımda çocuklar seviniyor. Daha güzel görüyorlar. Çünkü sesime değil beni görerek geliyor baba diye. Bak baba, babaya bak, babaya bak. Bak. Baba. Baba. Tetik çifti şimdi diken üstünde çünkü şu anda 7 aylık olan Merve'nin de 11 aylık olduğunda diğer kardeşleriyle aynı hastalığa yakalanmasından korkuyorlar. Aynısı inşallah olmaz. Merve'de de olur diye korkuyor ve büyük endişedeyiz. Sevda ve Ali tetik çifti çocuklarına uzanacak bir yardım eli bekliyor. Bütün hayırseverlere, yetkililere sesleniyorum. Allah rızası için yardım etsinler çocuklarıma.
Genç bir anne yanına 1 yaşındaki bebeğini, 17 yaşındaki görümcesini ve 11 yaşındaki kız kardeşini de alıp kayıplara karıştı. Sıra kadem basarken bizi aramayın yazılı bir notla perişan haldeki bir aileyi de geride bıraktı. Canlarım ne olursunuz. Lütfen geri gelin. Bak perişan ettiniz beni. Biz gidiyoruz, bizi aramayın yazılı bir mektup bıraktılar sadece. Ve bu mutlu aile tablosundan geriye sadece gözyaşı kaldı. Genç bir anne yanına görümcesi, kardeşi ve bebeğini de alıp kayıplara karıştı. Özledin mi? Çok. Burnumda tutuyorlar. Yer yaralamış, yerin dibine girmişler. Bulamıyorum. Batuhan ile Çilem 2 sene önce girdi dünya evine. Geçen senede yavruları Eylül'ü aldılar kucaklarına. İddiaya göre aralarından su bile sızmıyordu ama hayatları bir anda tepe taklak oldu. Kızılay'a gidiyoruz diye gitmişler kıyafet almaya. Dün sabah saatlerinde 3 genç kız bu kapıdan çıktı işte. Yanlarında bir de küçük bebek vardı. Ablama gidiyorum demişlerdi. Ablasına gittiler ama o saatten sonra kendilerinden bir daha haber alınamadı. Çilem'le Gözde sadece gelin görümce değil aynı zamanda yakın arkadaştı. Arkalarında sadece kısacık bir mektup bırakıp kayıplara karıştılar. Ailelerini perişan ettiler. Üzülüyorum. Tasarlayıp da yapabilecekleri bir şey değil bu. Kesin yani büyük ihtimal arkalarında biri var. İddiaya göre o kişi Çilem'in annesi ama o da bir yıldır kayıp. Yani o iddia doğru bile olsa genç kızların yeri belli değil. Şimdi hem polis hem de aile her yerde onları arıyor. Şu anda şurada olmasını çok isterdim onun. Ankara'nın en işlek caddelerinden Tunalı Hilmi'de bir grup genç dert dinleme tezgahı açtı. Gelen geçenin derdini dinliyor, sarılıp teskin ediyor, karşılığında da 1 lira alıyorlar. Peki ama neden? Yanıtı haberimizde. Ama sarılmanın maddi bir karşılığı var. 1 liraya sarılıyor, dert dinliyorlar. Derdi çözüm çare bende. Ankara'nın en işlek yerlerinden biri olan Tunalı Hilmi Caddesi burası. 2 tane yavru kedi bulduk. Kedilerimizin bakımını karşılayabilmemiz için onların aşı paralarını, mama paralarını çıkartıyoruz burada. İşte bu yüzden tezgah açtılar kaldırıma. Dert dinleyip sarılarak harçlıklarını çıkarıyorlar. Genel olarak hani seviliyoruz ama bazen sarılmak 1 lira olmamalı falan diye bir tepki de alabiliyoruz. İlginç anılar da biriktiriyor o gençler. Ailesi hukuk okumasını istiyor. Kendisi de beden eğitimi öğretmenliği okumak istiyor. Ama ailesi için buraya karar okullarına gelmişti. Drone'dan korkan Lütfiye Nine'nin hikayesi birkaç gün önce ekranlara gelmişti. Uçan kamerayı görünce beni kaçıracaklar diye korkup kaçmıştı. Lütfiye Nine bugün o anları anlattı. Drone görünce korkan Hasan amcayı hatırlayacaksınız. Kastamonu'ndaki o görüntü günlerce konuşulmuştu. Birkaç gün önce de Denizli'de bu kez Lütfiye Nine yaşadı bir benzerini. Başına geleni de kameralara böyle anlattı. Uçak sağında. Bu derdim beni kaptığı gibi geçecek. Aslında o gördüğü bir uçan kamera yani drondu. Üzerime doğru geliyordu. İşte geldikçe geri kaçtım. 60 yaşındaki Lütfiye Yıldırım'ın drone'la ilk tanışması izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Zira yaşlı kadın kendisini kaçırmaya geldiler sandı. Arkasına bile bakmadan kaçtı. Acık baktım sürekli üzerime geliyor. Kaçtım döndüm baktım yine geliyor yine kaçtım. En son ormana attım kendimi. Lütfiye Nine mantar toplamaya çıkmıştı ki kendisine bir cismin yaklaştığını gördü. Baktım üzerime geliyor, ben dedim çalın batısına kaçarsam bulamaz diye. Çok korktum ya. Yaşlı kadın arkasına bile bakmadı. Kendisine ormanlık alana attı. Uçak sandım. Bu dedim beni kaptığı gibi geçecek. Oysa yerel bir televizyonun kameramanı köyde çekimi yapıyordu. Amacı yaşlı kadını korkutmak değildi. Çok korktum ya. Lütfiye teyzeye gerçeği, o uçan cismin kamera olduğunu torunlara anlattı. Neyse ki korkusu geçti ama torunlarının diline düşmekten kurtulamadı. Çocuklar ara ara beni gülüyor ya. Gerçek çok korkuttunuz beni ya. Şimdi sırada Türkiye'nin belki de en eğlenceli kabin memurunun şovu var. İstanbul Adana seferini yapan uçaktaki yolcular gökyüzünde gülme krizine girdi. Hayatlarının en eğlenceli yolculuğunu yaptı.
Değerli yolcularımız, ben Deniz, kaptan pilotunuz değilim. Sesimden anlayacağınız üzere hostesiniz hiç değilim. Ben Deniz Eser Yenenler. Yolcular neye uğradığını şaşırdı. Hoparlörden kaptanın değil Eser Yenenler'in sesi yankılandı. Stand-up gösterisi gökyüzüne taşındı. Şu an kaç bin fitte olduğumuzu bilmiyorum. Bir fit kaç metredir onu da bilmiyorum. Ama kendimin fit olmadığını çok iyi biliyorum. İstanbul Komedi Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen özel bir projeye imza atıldı. İstanbul Adana uçağındaki yolcular Eser Yenenler'i kabin memuru kostümüyle görünce şaştı kaldı. Güneşi ateş eden insanların memleketine gidiyoruz. Ve insanlarla güneş arasındaki tek taşıt bu. Vurulma tehlikesi var uçak. Uçakta espriler art arda geldi. Kahkahalar gökyüzünü deşenlendirdi. Eser dedi, komedi festivalinde çıkar mısın? Dedim havada karada çıkarım. Onlar havadayı ciddiye almışlar. O normalde içeride olması lazım. Sandviç verelim abi sana. Korkuya birebir. Kahkaha festivali yolcular tarafından büyük beğeni topladı. Evet, değerli yolcularımız. Önce vatandaşlar, sonra zabıtı, ardından da itfaiye. Kimi karadan, kimi denizden geldi. Hepsi bir kedinin peşine düştü. Minik yaramazı kurtarmak için adeta operasyon düzenlendi. Tamam tatlım, tamam bebeğim. Nasıl girdin oraya? Annem. Bebeğim nasıl girdin oraya? Saatlerce çaresizce miyavladı önce vatandaşlar. Baksanız biraz. Ama sesi geliyor. Bir ışık verebilir misiniz biraz? Işık yok. Gelmiyor. Sonra da zabıta koştu yardımına. Mazgal kapakları açıldı. Hummalı çalışma başladı. Ama kedi düştüğü yerden bir türlü çıkarılamadı. Bitti mi sandınız? Bitmedi. Üsküdar'da mazgallara sıkışan kedi tüm çabalara rağmen kurtarılamayınca hummalı operasyona deniz aşırı getirilen İstanbul itfaiyesi de dahil oldu. İnce elendi, sık dokundu. Tüm matematiksel hesaplar yapıldı. Kedi operasyonu başladı. Oradan bulunmak gerekiyor. Merdiven getirildi, mazgalın içine uzatıldı. Bir itfaiye eri elindeki ışıkla aşağı indi. Çok değil 10 dakika sonra itfaiye eri elinde korkudan tir tir titreyen kediyle göründü. Operasyon alkışlar eşliğinde başarıyla tamamlandı. Yaramaz kedi ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere veterinerin yolunu tuttu. Maşallah maşallah hadi. Aksiyon dolu sahneler, gerilimi yüksek kavgalar, izlerken gözlerimizi ayırmadığımız, gerçekliğine kapılarak koltuklarımıza yapıştığımız o meşhur dövüş ve savaş sahneleri için oyuncular bakın nasıl bir eğitimden geçiyor. Kılıç kullanmaları, işte hançer kullanmaları, bu tarz silahları öğrenmeleri gerekiyor. Nefes nefesesiniz. Evet, çünkü uzun soluklu bir çalışmadan çıktık. Şu an yeni bir projemiz var, ona hazırlanıyorum. Kılıç tutuyorlar. Silah çekiyorlar, kıran kırana kavga ediyorlar. Asla ne temas var, ne darp var, bunun mış gibi yapmayı öğreniyorlar. Burası Türkiye'de sayısız dizi ve filmin tasarlandığı, oyuncuların bu sahneler için eğitim aldığı Kadıköy'deki bir eğitim merkezi. Mesela hani dönem işi ise kılıç kullanmaları, işte hançer kullanmaları, bu tarz silahları öğrenmeleri gerekiyor. Düşmeyi kalkmayı öğrenmeleri gerekiyor. Polisiye bir şeyse tabanca tutmayı bilmeleri gerekiyor. Cemal Ünal'la çalıştık. Engin Altan Düz Yatan'la çalıştık. Kenan İmizaloğlu ile geçen sene çok güzel bir projeye başladık. Dövüş sahnesi olarak Kerem Bürsin'le çalıştık. Eğitimler sanki gerçek bir dövüş anındaymışçasına şiddetli ve hararetli geçiyor. Ancak dersin sonunda kimse tek bir yara bile almıyor. Aman çok şiddetli bir çatışmanın ortasındayız galiba. Evet. Bir saldırı oldu bana karşı. Burada aslında yaptığımız şey bedende o agresifliği vermek. Yoksa mesafe olarak baktığımızda hiçbir temasımız yok. Bakın bu. Bu ya. Kılıç tutma, silah çekme, yakın dövüş ya da çatışma sahnesi. Dizilerde, filmlerde hayranlıkla izlediğimiz bu sahneleri kendimizi kaptırıyor. Oyuncuların yeteneklerine neredeyse aşık oluyoruz. İşte Kadıköy'de bulunan bu Aksiyon Akademi'de bu eğitimler gerçekleşiyor. Ve sonrası mı? Kısa süreli eğitimle... İşte bu sahneler ortaya çıkıyor. Hem bedenle hem ifadelerle vermesi gerekiyor. Kamera açısı olarak da o mesafeleri saklayacak yerlerde durmaları gerekiyor. Bunların hepsi aksiyon oyunculuğu dersi altında veriliyor.
Bazılarının içindeki caniyi beslemek için kullandığı hayvanlar aslında çoğumuzun can yoldaşı. Sera Çiçekoğlu'nun da 4 yıldır kedisiyle yediği içtiği ayrı gitmiyordu. Ancak bir hafta önce gözü gibi baktığı kedisi Behlül Kayıplar'a karıştı. Bulanaysa 3500 lira ödül var. Kedim Behlül maalesef balkondan kaçtı. Yani çok kötü bir durumdayız. Gözüne günlerdir uyku girmiyor çünkü evladı gibi baktığı Behlül bir haftadır kayıp. Sera Çiçekoğlu kedisi Behlül'le 4 yıldır hiç ayrılmamışlardı. Beraber yemek yiyor, beraber uyuyorlardı. Yani çok kötü bir durumdayız çünkü hani Behlül bizim için çok değerli. Bir hafta önce Çiçekoğlu ailesi Suadiye'deki yeni evlerine taşındı. Behlül balkondan atlayıp kayıplara karıştı. O günden beri ailenin gözü yollarda kaldı. Behlül için afişler basıldı. Sahibi kediyi bulana 3500 lira ödül vereceğini duyurdu. Günlerdir arıyoruz, afiş bastırdık, ağaçlara astık. Henüz kendisine ulaşmış değiliz. Perişan olan Çiçekoğlu şimdi Behlül'den gelecek o güzel haberi bekliyor. Gören duyan birisi olursa lütfen ama lütfen bize ulaşsın. Rica. Sinemanın büyük ustası Kemal Sunal'ın doğum günü. Onu kaybedeli neredeyse 20 yıl oldu. Ama o bizi anlatan büyülü filmleriyle halen aramızda. Gülüşü halen hafızalarımızda. Biz de iyi ki doğdun, iyi ki varsın usta diyor ve unutulmaz sahneleriyle anıyoruz onu. Ay akşamdan ışıktır yaylalar yaylalar. Çöpçüler Kralı'nın abdisi, Hababam sınıfının inek şabanı. Bize funku mu öğreteceksin? Hayır çekirge. Kung fu. Anladım funku. Kibar Feyzo. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Aptasana haşa huzurdan ha. Kanlı Nigar'ın badisi Narçın'ı. Aman bana da bir döner kes pişkin olsun. Büyük usta yaşasaydı bugün 74. doğum gününü kutluyor olacaktı. Ben sana evde su küpünü al demedim mi? Küpü al dedin aldım. İçine su koy demedin ki. Henüz 55 yaşında bir uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu çok erken aramızdan ayrıldı Kemal Sunal. Faylüttün ne yaptınız lan sırtıma? Geriye birbirinden renkli, birbirinden anlamlı, öğretici karakterler kaldı ama o kendisi de bir o kadar başarılı, hayata sımsıkı sarılan bir karakterdi. Pisten giymiş etekleri alaylı. Aslında 10 Kasım 1944 doğumluydu büyük usta. Ama Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlığı ve sevgisi dillere destandı. Atamın öldüğü gün doğum günü kutlayamam demiş, her yıl 11 Kasım'da doğum gününü kutlamıştı. Biricik eşi Gül Sunal, büyük usta için sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı. İyi ki doğdun Kemal. Kitabımda senden böyle bahsetmiştim. Ali işletme fakültesini bitirdi. Senin gibi yüksek lisansı yaptı. Ezo Londra'da film ve erken çocukluk dönemi olmak üzere iki ana dal mezunu oldu. Yaşadığın her şey gibi tahsilin de değer buldu. Önce çocukların, sonra da aftan yararlanıp üniversiteye kaldıkları yerden devam eden sevenlerin, doğru bildiğin, olmasını istediğin her şeyi, beklentilerini önce kendin yaptın. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Kemal. Birçok uzman yıllardır sağlık için günde 10 bin adım şart dedi ama bazıları şimdi bunu çok da şart olmadığını savunuyor. Acaba şehir efsanesi mi? Sokaktakiler bu işe ne diyor? Söz onlarda. Kaç adım oldu? Yok daha yeni başladık. Yeni başladık daha. Daha yeni çıktık herhalde bir 2000 olmuştur. Kime sorsak yeni çıktı. Yani günlük ortalama 10 bin 15 bin arası yapıyorum. Ben herhalde 5 bin atıyorumdur. Atamıyoruz. Fazla. Gördün mü kahraman? Tamam alayım. Bravo. Teşekkür ederim her gün yürüyorum. 10 bin diyorlar günde. İnşallah diyoruz. Adım adım sağlık, adım adım mutluluk. Artık hafızamıza kazındı neredeyse bu bilgi. Uzmanların birçoğu günde 10 bin adım atın, sağlıklı yaşayın diyor. Ama bir araştırma daha var. Diyor ki onlar da 10 bin adım şehir efsanesi. Ne kadar çok yürürsek o kadar iyi. Kesin faydalıdır yürümek. Bana göre çok 10 bin adım. Mi acaba? İşte bunu tartışacağız. Biz bir 10 bin atalım da şu efsaneye sonra bakarız. Çok yürüyen dostlarım oldu ama dizleri haşat oldu öyle diyeyim size. Bakalım sokaktakiler kaç adım yürüyor? Önemli olan çok adım atmak mı yoksa doğru adım atmak mı? İşte cevabı. Şu anda 4420 adım atmışsınız. Dün 4394,
12.469 adım. Günde 10.000 adım şart mı? Ekmek parası için şart. Şart değil ama 10.000 yetmez. Zayıflarım. Gider gider. Bir tane göbek kalmaz bende. Şimdilerde adımlarımız cebimize sığıyor ama önceden öyle değildi. İlk adım sayar 1964'te çıktı. Japonlar üretti. Adına da 10.000 adım sayar dediler. İşte bazı uzmanlara göre günde 10.000 adım şartı aslında pek de bilimsel değil. Sadece bir pazarlama tekniği. Bir kere... Şimdi 2019'un düğün trendleri var sırada. Bu yıl oldukça ışıltılı gelinlikler göreceğiz. Çiftlerimiz çok zevkli ve çok fikir sahibi olarak bize geliyorlar zaten. Şimdi daha modernize kostümlerimiz. 2019 düğün sezonu için yeni trendler belli oldu. Gelinlikten davetiyeye, pastadan yemek masasına, her şey en ince detayına kadar çiftlerin beğenisine sunuldu. Bu yıl 3 boyutlu ve ince işçilikle hazırlanmış gelinlikler moda. Özellikle de duvak geleneğine bu yıl son verilmiş. Onun yerine gelinlerde bir Fransız havası yaratabilmek amacıyla bu görmüş olduğunuz aksesuarlar ya da şapkalar kullanılıyor. Gelinliklerin fiyatları 1500 liradan 100 bin liraya kadar çıkabiliyor. Tesettürlü gelinliklerimize de aynı şekilde şapkalar uyguladık. Ben annemi, ben babamı özledim şarkılarıyla ağıt yakılan, gelinlerin ağlatıldığı kına geceleri de yerini dans şovlarının yer aldığı eğlenceli bir partiye bırakmış durumda. Arkamda görmüş olduğunuz kızlar da yeni nesil kına kızları. İşte bir kına organizasyonuna, dans topluluğuna dahil olmasını istiyorsanız belirleyeceğiniz bütçe 5.000 ile 10.000 lira arasında değişiyor. Eskiden böyle kaftan giyilirdi. Şimdi daha modernize kostümlerimiz. Çiftler yemek masasından organizasyon şirketinin yapacağı her detayı düşünüyor. Bu görmüş olduğunuz masada canlı çiçeklerden oluşan ultra lüks bir masa. Tek bir kişinin harcayacağı fiyat 150 lira. Bu fiyat 10.000 liraya kadar çıkabiliyor. Yaz düğünlerimiz dış mekandan balo salonlarımıza bu konseptlerle taşınmış durumda. Tıpkı yemek masaları gibi davetiyeler de çok renkli. Bu davetiyenin yaklaşık fiyatı 20 lira. Şu yukarıdan başlarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süslemeleriyle birlikte tam 10 kattan oluşan bu devasa pastanın fiyatı da dudak uçuklatıyor. Bu pastanın fiyatı yaklaşık 10.000 liradan başlıyor. Ara veriyoruz şimdi. Şov Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.